Merhaba arkadaşlar, Oha Diyorum kanalına hoş geldiniz. Mediacraft dedikodusuyla sizlerleyiz arkadaşlar. Şu an Melih'in dedikodusunu yapacağız. Melih bizi görüyor, duyuyor ama biz onu görüp ve duymuyoruz. Dolayısıyla gayet rahat rahat içimizi döküyoruz. Ama tabii ki seviyoruz. Birbirimizi seviyoruz ama dedikodusu da ayrı. Evet. Elimizde 6 tane Melih'in dedikodu şeyleri var, lafları var. Melih'i birazcık böyle bir çekiştirecek. O zaman ilkiyle başlayayım istiyorsanız. Hemen başlayalım. Melih'in hayatta beceremediği şey nedir? Vallahi bir sürü şey. Hangi birisini söyleyelim? Hangi birisini söyleyelim? Bak şimdi şuradan gidersek, çok özür dilerim. Lütfen. Şuradan gidersek bizim için daha iyi olur. Yani Melih'in becerdiği şeyleri söyleyelim. Aynen. Çok güzel içerik ve format buluyor. Kalanlar zaten. Evet, bitti. Ya bak, ne bir el becerisi, ne bir yani müzik, ne bir böyle sanatla ilgili bir şey. Şimdi el becerisi şimdi iyi çizim yapıyor. Orada. Çizim sanatı. Yani. Sanatsal var. Yatkınlığı var, evet. Ama yani bir elmayı keseyim derken ortadan ikiye bölüyor mesela. Soyayım derken ortadan ikiye bölüyor. Evet. Var böyle bir. Yani bir yemek yapayım dedi. Yani neler yaptı biz gördük videolarda. Tabii canım. Yani erişte çorbasıyla makarna yaptı mesela. Evet, yani. Evet ve onlarla birlikte puding yaptı sonra falan. Yemek olayı sıfır. Beceremediği en büyük şey yemek. Yani ve sıfır ya. Elinin ayarı gene hayatta yok. Yok. Hani çay koy desen böyle şey tezgah şey oluyor, sarı sonra oluyor. Sonra yani. İnsan neden çay koyuyor? Böyle futbolu falan çok ciddi bir merakı var dışarıda. Evet. Yani çalışıyor, ona da yok. Evet, ona sıfır. Da yok. Ona da yok. Sıfır yani. Topa bir vuruyor, 3-5 lambayı patlattı bence, evet, de gitti. Doğru, haklısınız çok. Onun dışında daha düşünsek birçoğunu buluruz da Melih'cim, seni daha fazla burada şey yapmak çok istemiyoruz. Çok doğru bence. Var mı demek istediğim birkaç bir şey? Arkadaşlar çok doğru söylüyorsunuz. Tebrik ederim, devam öyle. Konuşuyor mu şu an hala onu? Bitti. Konuşuyor mu? Bitti. Ha, bitti mi? Tamam. Bitmiş konuşması. Geliyorum. Evet. Melih'in nokta nokta huyunu acilen değiştirmesi lazım. Oo, yine bir aynı şey soru daha. Alalım soldan. Biraz panik mi? Acaba? Çok aceleci. Çok aceleci. Yani hadi abi oldu mu? Ya bu kadar tez canlı olmaya gerek yok be. Yok abi. Evet, abi. Yok. Yani çok ciddiyim Melih. Zarar ya. Çok acelecisin ya. Ya çünkü bazen bu kadar hız. Çok misal veriyorum, şu an video çekiyoruz diye çok video çekmek isterken bir anda daha az video çekiyoruz, evet, panikten yani, çekebiliyor evet. Olabiliriz. Şey deneyde beceremeye olabiliriz yani evet. Onun için. Bir de çok çabuk demoralize oluyor mesela, acayip. Onu kırması lazım. Yani, acayip. Hemen böyle küçücük bir şey. Evet. Öyle mi abi? Öyle mi? Okey abi, tamam be hemen. Koskoca adamsın, bir muhakeme et ya. Evet ya. Var mı buna da bir diyeceğin? Var, diyeceğim bir şey var. Birinin panik yapması lazım ofiste işten yürümesi için. Konuşuyor mu? Konuştum. Bitti. Kendi şu an haklı çıkartmaya çalışıyorum muhtemelen. Melih nokta nokta yaptığı zaman nokta noktaya benziyor. Ben söyleyeyim mi? Söyle. Şempanze taklidi çok bomba değil mi? Direkt şempanzeye. Evet, şempanze taklidi yaptığı zaman şempanzeye benziyor mu? Başarı oluyor ya. Ha, o oluyor. Yani bayağı harbiden yaşıyor yani o şey taklidi. Maymun olayı gerçek ya. Yani şempanze olayı harbiden gerçek yani. Evet. Yani şempanze taklidi yaptığı zaman gerçekten bir şempanze oluyor. O öyle bir şey mi geldi acaba? İçeriden bir sanki bir bağırma bir ses geldi. Şempanze çabuğu gibi bir şey geldi. Bir de Zeki Müren'i güzel yapıyor. Evet, evet güzel evet, yapıyor. Zeki bir de şey var. Face swap yaptığı zaman babama benziyor. Onu da şuradan izleyebilirsiniz bu arada arkadaşlar. Yüzünü değiştirdiği zaman, yaşlandırdığı zaman aynı babam oluyor. Değil mi? Ama bu kötü bir şey değil yani. Ne yapıyor ki burada? Böyle yani. Onun dışında kötü bir şey aklıma gelmiyor şu an. Çok teşekkür ederim. Yani gelmedi ya. Benim de gelmedi. Çok. Hadi iş. Geliyorum. Var mı söyleyeceğim bir şey? Yok, çok teşekkür ederim. Çok tatlısınız. Var mı bir şey? Yok. Tamam. Dördüm yani. Melih'in nesi ya da neresi gerçekten çirkin? Yani şimdi burada konuşurdum da yani hani bu iş ilişkisi açısından çok iyi olmayabilir. Hani olur ya bence. Ne? Yani Söyle. Yok. Söyle abi. Yok. Yok. Saçı mı? Ya şuralar böyle bir, şuralar böyle bir kardeş, çok... Kardeş saç ama... Burnu diyeceksin sandım. Abi ben de yani saç... Burnu. Bir de göbeği çok çirkin ya. Evet. Şimdi bazı sesler duyuyorum. Böyle. Fırat abi bunu sen mi diyorsun diye. Şöyle bir şey var, şimdi ben kiloluyum zaten. Yani her yerim. Evet. Orada Melih'te bir göbek var abi. Doğru. Onun değişik bir göbeği var evet. Yani
İçine çekmese arkadaşlar, inanın o göbek yani öyle böyle değil. Evet. Zaten burnu şu kadar, yani burnunu bir çekse tüm dünyayı göreceğiz. Yani Melih hatta burnunu bir sağ çek arkadaşlar, bizi rahat görsün. Müthiş. Ya bize itiraz ediyorsan büyük değil falan gibisinden şöyle bir profilden... Bir profil ver abi. Ver yani, ver bir profil ver. Var mı bunlara diyeceğim bir şey? Saçım konusunda çok katılmıyorum ama çünkü saçsız arkadaşlarımız da var ofiste. Ama burun konusunda haklısınız. Göbek konusunda haklısınız. Bak şimdi bu seferki uzun sürdü. Evet. Arkadaşlar bu değil mi yapıyoruz? Bitmiş. Yani, bitmiş. Evet. Bizim yapmış meğer öyle. Yani. Melih'in nesiyle en çok dalga geçiyorsun? Arkadaş ben paniyle dalga geçiyorum. Sakarlığıyla dalgayı çok geçiyorum yani. Unutkanlık ve sakarlık yani. Acayip. Evet. Aynı şekilde abi sakarlık. Bir de şeyle bir şeyi doğru bildiğini zannediyor ya. Mesela bir kelimeyi gelmiş ama yanlış. Atıyorum işte Playboy'e karaoke yapmak diyor mesela. Evet, geçen gün bunu yaptı ya. Ooo karaoke yaptım diyor sana. Sana karaoke yaptım diyor. Halbuki Playboy. Evet, öyle şeyler çok bunun gibi şeyler çok oluyor ve ben çok çöküyorum yani. Bir yakaladım mı onu? Evet, sen zaten evet, seni de bunlar. Aynen. Yani öyle bir yakaladım ya. Yakaladım affetmez. Bitti. Çıldırtana kadar sündürüyorum. Yani, senin var mı aklına gelen? Sakarlık abi. Sakarlık. Çok çok. Evet evet. Ya o Melih'in böyle video telaşı var ya. Onunla bazen dalga geçiyorum. Hani böyle hadi abi ne oldu abi hadi abi falan derken. Geçen elinde telefon, elindeki telefonu aradı ya. 5 dakika telefon soruyor adam ya. Buldun mu abi? Buldu elindeymiş sonra. Buldu. Merak etme Serdar. Melih'ciğim var mı bir diyeceğin? Yok doğru hepsi ya. Devam. Son olarak Melih kendine acilen bir nokta nokta alması lazım. Bak şu eğer bunu kendi yazdıysa Melih'in olması bir yazım kılavuzu gider evet. Mesela. Evet. Yok bu çok şey oldu. Ne alması lazım? Ne alması lazım? Vallahi bilmiyorum ki. Ne alması lazım? Ya sen söyle. Melih'in acilen kendine bir sakinleştirici alması lazım. Kamu spotu evet. Gibi böyle. Yani, acilen bir sakinleştirici alman lazım kankacığım. Ya onun dışında ne alması lazım? Şey alabilir mesela Melih kendine ayakkabı alabilir. Var olma ya da yani aldığı ayakkabıyı temiz kullanmayı öğrenebilir. Evet bunlar da olabilir. Yani anladım. Mesela kendisi tişörtlerime bazen laf ediyor da tek renk yani çok böyle bayağı sıkıcı bulduk şu evet anda. Ya yani kendine acilen bir tarz, moda stilisti alman lazım mesela. Evet, kendine acilen evet, özel bir tişört falan alman lazım. Çok salaşsın kanka ya. Hiç dikkat etmiyor kendine. Ütüsüz şey geliyorsun anlıyor. Bazen. Ya yani bak bunları görür söylemek istemiyoruz ama ütüsüz gelmedi ütü kardeşim. Ütü mesela. Evde ütü yoksa evet, söyle ben alayım. Ya da tişörtlerin yani... artık bir hareketlendir ya. Ya hep düz renk, renk. Bak düz mesela yani. Şurada bir star var. Mesela alsan böyle bir renk. Alsan kazmayacağım oradan gelelim. Teşekkürler falan. Yani. Evet Melih'ciğim son olarak orada demek istediğim varsa de tişört konusunda, bana tavsiye edecek son insan Fırat Soğutay'dır ama diğer arkadaşlara katılıyorum diyerek ben yanınıza geliyorum bir dakika. Geliyor mu? Geliyor mu? Evet kapı açılıyor. Geliyor. Kapı bir kırdı. Gelemedi. Geldi. Gel. Bence herkes çok hakkaniyetliydi. Evet, bence güzel. Yani... Ben de sizi seviyorum. Hiçbir sıkıntı yok. Göbek konusu, burun konusu çok bence okey. Saç biraz üzdü. Seçimi ben. Saçsız arkadaşlar varken şey. Evet, bir de doğru. Tişört konusunda tavsiye verecek son insanın tavsiye vermesi biraz üzdü. Bence bunlar gerçek herhalde. Ama onun dışında gayet bence çok güldüm içeride bu arada. Baya güldüm içeride. Biz de İzlersiniz daha sonrası. Çünkü çok doğru tespitler, çok doğru tanımsınız. O yüzden hiçbir sıkıntı yok. Buradan sizin tespitlerinize Oha Metre'den o annes vermek istiyorum izin verirsiniz. Hatta tam buradaki linkten de Fırat'ı gömmüştük dedikodularda. Onu bulabilirsiniz, izlemelisiniz. Videodan sonra geldi. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Görüşürüz.